Leonardis. Evet, peki 11'lere bir bakalım. Fenerbahçe'yi bir alalım önce. Nasıl bir Fenerbahçe kadrosu bekliyoruz derbi öncesinde? Sahanın içine dönelim tweetlerden. Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Sosa, Gustavo, Pelkas, Ozan, Perotti, Sise. Samat da olamayacak. Gürcan abi. Katılıyor musun bu 11'e? Bu Serdar olabilir Lemos'un yerine. Serdar Aziz. Serdar Aziz. Dün de ben aynısını söyledim. Ben de öyle bekliyorum. Yani Lemos'un yerine Serdar Aziz olabilir. Hafta içinde Serdar Aziz'in oynaması bence hani o uyumu yakalasın da derbide peki, de devam ettirme olabilir. Sence doğru mu abi? Yani Serdar mı oynarsa Tisserand'ın yanında yoksa Lemos mu diyorsun? Senin kafandaki düşünce ne olur mesela? Sen ne yazarsın? Yani hoca mı Serdar'ı oynatır diyorsun yoksa bence mi Serdar oynar diyorsun değil mi? Evet evet. Yani ben, senin kendi kafandaki peki düşünce nedir? Ben Lemos'la oynarım. Ben de sana katılıyorum. Ben Lemos'la oynarım Lemos ama... Yani parametreleri farklı. Erol Bulut bir anda Lemos'u kesti. Serdar'ı koydu ve onunla devam ediyor. Yani. Şimdi rakibin oyuncusuna göre de oyuncu oynatabilir. Yani şimdi hocanın bence oradaki düşüncesi eğer Serdar oynayacaksa yani rakibin forvet oyuncusuna göre oyuncuyu bence orada tercih edecek. Neden orada... Serdar değil de Lemos Mehmet? Lemos daha topu iyi kullanan bir oyuncu. Yani belki Serdar set kesiciliği çok iyi ama Serdar'ın da şöyle bir eksiği var. Çok fazlasıyla hata yapmaya müsait. Yani çok iyi oynadığı maçta yapacağı bir hatayla belki maçın kaderini değiştirebilir kötü anlamda. Lemos'un bir standardı var bence. Lemos bir şekilde yani kesicilik anlamında da topu oyuna sokma anlamında da Serdar'dan bence daha... Sen Beşiktaş'ın forvetisin yarınki maçta. Karşındaki stoperlerin kim olmasını istersin? Şimdi Serdar çok sert bir oyuncu. Serdar istemez. İstemezsin çünkü Serdar hep sürekli didiş diş yani kapışacaksın evet. Ondan. Ama Lemos daha sakin, daha böyle temas Lemos az istersin. Olan bir oyuncu. Ben Lemos'u isterim normalde. Senin Lemos mu daha fazla zorlar, Serdar Aziz mi? Gole giderken de Serdar Aziz işte, diyorsun ama. Ne Serdar çok önemli. İyi oynayabilir. Serdar beni çok iyi tutabilir. Ama ona onun üzerinde penaltı da alabilirim evet, diyorsun. Serdar'ı en ufak şekilde de ekarte edebilirsin. Yani skoru almak istiyorsan Serdar daha büyük hata yapar. Mehmet'in burada demek istediği oyunu Fenerbahçe kuracaksa, Fenerbahçe evet. Yönlendirecekse Lemos. Evet. Geriden ama baktın Beşiktaş topun hakimi 3. bölgede oynuyor. Ama Kadıköy'de o olur mu? Olmaz. Yani ama kalite farkına bakmak lazım. Şeye baktığımız zaman da Serdar hak ediyor. Yani Gençler Birliği maçı 5-1 bitmiş. Bir asist yapmış. Öbür taraftan bir saniye. Gökhan'ın durumunda yani evet. Lemos sağ bek oynayabilir. Yani ben o göbeğim değişmesin isteyebilir. Orada sıkıntı yaşar ama. Söz istiyorum. Beşiktaş kadrosuna ekrana getirebilir miyiz? Ona da bir bakalım. Hadi Beşiktaş'a da bakalım. Söz isteme mesela sonra... Beşiktaş çünkü Fenerbahçe değil. Tamam sonra ikili verelim. Çünkü bilmiyorum arkadaşlar ne istihbaratta. Savunma göbeğinde Beşiktaş'ta kim oynayacak Mustafa? Necip Montero'yu bekliyoruz. Tabii, güzel. Rozier. Maç içinde kaç korner kullanacağım ben? Fenerbahçe olarak. Durant olacağız. 5 plus. 6-7. Tabii. Tabii. O zaman Serdar. Çünkü savunmada orijinal de olsa A birlikte oynama alışkanlığı, B Necip orijinal stoper değil, Montero çok deneyimsiz. Hele hele derbiyi öyle ya da böyle o sertliği bilmeyen bir oyuncu. O yüzden ben Beşiktaş kadrosunu istememin sebebi Serdar'ı oynatırım idi. Bu Beşiktaş'a karşı Serdar'ı bu Beşiktaş tandemine Serdar. Şimdi burada Vida ile atıyorum Wellington olsa aynı şeyi düşünmem. Vida yok zaten. Yani bir de yani Wellington yapsa aynı şeyi düşünmem. İki stoper farklı olduğu için orijin değil. Dört stoperden ikisinin bir tanesi orijin değil. Tabii. Bir tanesi nispeten deneyimsiz. Olabilir. O yüzden abi ben Serdar'ı oynatırım. Yani Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışların da avantajlı evet, oluyor. Evet. Duran toplarda ve korner atışlarında avantaj. Bence. Yani hücumda, hücumda avantaj Lemos ama. Kafa vuramıyor mu? Abi Serdar o konuda artık uzmanlaştı. Serdar'ın vuruşu var ya. Ama Fener'in de o zaman sıkıntı. Hücumda bak hayır, kullanabilirsin. Yalnız Wellington ama antrenmanlara çıkıyor mu Serdar? Sayın Sarı'da. Çıkıyor. Sana çıkmıyor diyenim mi oldu? Hayır oynama ihtimali yok mu? Serdar. Sen beni takip etmiyor musun abi? Hayır Sergen Hoca oynama ihtimali yok dedi. Kimin? Wellington'ın. Evet onu da ben haber yaptım zaten. İdmana çıkan adam nasıl oynama ihtimali yok? Ama kaç günlük aradan sonra idmana çıkıyor? Şimdi biri var 15 gündür idmanda. Biri hazır 10, değil anlamında. Yani eksiği var. Kondisyon, maç sayısı. Yani Wellington hem... Abi derbi maçı var ya. Hem, gözünü seveyim ya. Hem salgından abi, çıkıyor. Hem de adalet sakatlığından ama bir hafta çıkıyor. Oynatıp abi 3 haftada Yücel gitmesi abi. Var. Peki. Bir hafta oynatıp 3 haftada daha eksik kalabilir ondan. O oyuncuyu kullanamayabilir. Bir hafta öyle ve böyle Montero ve Necip Medipol Başakşehir maçında ilk yarı özellikle evet. Oynadılar mı? Oynadılar. İyi oynadılar mı? Oynadılar. Medipol Başakşehir de Manchester United'i yenmiş bir takım yani.
Ki fena bir takım değil herhalde Medipol Başakşehir. İkinci yarıda dünyanın pozisyonu yakaladı. Dolayısıyla yani kafasında da o var. Yani Wellington hazır değil daha. Vida yok. Böyle devam edin. Ensaka da bugün katıldı. Rıdvan oynatır. Oradaki en önemli kırılma noktası Rozier. Onun dönüşü. Dorukhan cezalı olmasaydı bence Dorukhan ilk 11'de olmazdı. 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 Evet. Dorukhan oynamazdı diyor. İlk 11'de olmazdı. Bence. Olabilir. Kimi keseceksin? Mensah. Ama Mensah'a da Başakşehir'in ilk yarısındaki Mensah umut verdi. Adem Laiç gibi bir hamle olabilir mi? Bugün çıktı bana. Oynasa bir dert. Aydın Hasic olayından dolayı Adem'i kadroya alır. Düne kadar kadroda yoktu. Bugün idmana çıktığı için kadroda isim olarak olacaktı. Ama Hasic'in tekrar pozitife dönmesi Laiç'e bu anlamda hamle oyuncusu anlamında bir şans daha verdi. Yalnız Gürcan abinin söylediği bir nokta var. Bence o nokta kıymetli. Yani oyuncu evet bazen sevmanları kaçırdı ama takımda şu anda çalışıyor ya da son taktik idmanı yaptı. Ve derbiye gidiyorsun. Ve biz hep derbilerde şunu gördük. Yani takım için ya da hoca için kritik oyuncular fizik olarak çok üst seviyede olmasa bile derbilerde sahaya atılır. Oyuncular da hakikaten bunun karşılığını verirler. Wellington mu oynamalı? Yok sadece. Acaba sadece onun üzerinden sordum. Veya Montero çok yeterli bir stoper mi? Beşiktaş. Kimi koyardınız? Şu an eldeki imkanlara göre zaten hoca Wellington da var, Necip de var, Montero da var. Ya Wellington'u yazarsın zaten Herrero'ya hazırsa zaten. Sergen Hoca da onu direkt yazar zaten. Necip Montero mu, Josef Montero mu o konuda da bazı soru işaretlerim var. Evet. Yani Adem Laiç'i oyuna alırsan biraz daha geriye Atiba Mensah ikilisini biraz daha orta merkezde kullanıp yalnız yani kadro şimdi dizili şöyle de Josef'in yanına Atiba'yı almak lazım. Böyle bir diziliş olmaz Fenerbahçe maçında. Çiftlerle para. 4-2-3-1 mi olur? 4-2-3. Yani Mensah ileride tek olur. Evet. Atiba Josef yan yana oynar. Mensah Abubakar'ın arkasında mı? Atiba Josef yan yana, tamam. Mensah önlerinde. Tamam. Peki Gürcan abi, Samat da Fenerbahçe için ciddi bir kayıp bu maç özelinde. Evet. Yalnız ben dün de onu konuştuk bizim Volkan'la olsun. Oyuncu 60'ta çıkıyor. Çıkarken Sivas maçında böyle üzgün ve kırgın bakıyor kenara. Ertesi gün Erol Hoca diyor ki biz onu 60'ta çıkardık ama diyor. İşte sakatlığı, iç yan bağ zorlanması 3-4 hafta olmayabilir bizim diyor. Abi hissetmemesi mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Beni değiştirin deme bir şey. Bak böyle bir sakatlığı yani 3-4 hafta oynatmayacak bir sakatlığı tespit ediliyor maçtan sonra. Demek ki maç sırasında o acıyı, o ağrıyı neyse yani. Hissediyor. Hissediyor ama. Özverili oyuncu. Özverili bir. İkincisi şeye girdi. Santrafor rekabeti başladı. Sisse ile ciddi rekabete girdi. Tabii o yani, forma şu anda çok pahalı. Yani beni değiştirin dese forma gidecek. Yani ondan mı keyifsizdi acaba o baskı? O baskıyı da kolay değil ama onu hissettiyse aslında rekabet başarıyı getirir. Bu da önemli bir husus. Normalde değil mi? Beni değiştirmemesi lazım. Peki. Yani bugün önüne geçen başarı. Ciddi kayıp. Ama şu an Sisse performans açısından biraz daha önündeydi. Gerçi Erol Hoca benim ilk 11'im santrafor diyor. Samat'ta için Samat'ta değil için. Şimdi başka tarafına baktığımız zaman Fenerbahçe hani bir 30 gol atacak santrafor bir rüzgar oldu ya böyle. Evet. Şey çıktı. Ama son konuştuğumuz Fenerbahçe'nin santraforlarından ziyade son 9-10 maçta açıkları yani Perotti'yi konuştuk. Pelkas'ı konuştuk. Mert Hakan'ı konuştuk. 10 oyuncu transferler. Yanlış hatırlamıyorsam Mehmet sen daha iyi bilirsin. Skor yapmış. Bu haftaya kadar. Yani belli oyuncular yüklenmiş. Kupa hariç. Bir skor yükü de yok yani. 10 oyuncu atılan golleri paylaşmışlar. Kupa hariç. Evet. Böyle de bir bölüşme var. Bir oyun oturtmaya çalışıyorlar. O oyunun oturma sürecinde yöneten bir santrafor olarak sizse. Mesela yani Gençler Birliği maçı, 5 gollü bir maç, santraforun golü yok. Baktığın zaman bu nasıl işliyorsun ama hemen her pozisyonun içinde alan doğru işler, doğru işler yap, doğru koşular. Bu arada duvar olmasıyla çok Gülcan ciddi. Abi, benim yaşımdan daha çok var. Fenerbahçe'yi takip ettiğin için senin de fikrin çok kıymetli, bir şey soracağım.
İlla bir atacağım değil mi araya? Oğuz Hoca çok sevdim. Oğuz Çetin'i araya bırakmam lazım. Ben şimdi önemsemiyorum. Sen isteyin. Beni önemsemiyorsun. Yani o sıkıntı değil. Karşında 34 gün önce maçın hakemiyle bir adam var ya. Abi işte alıyor. Şeyi, ara sıra alıyor. Şeyi merak ediyorum. Bilemediklerini de gösterir misin abi? O da güzel. Yıl sonunda. Yani, daha bilemediklerini yıl sonunda. Ters taraftan. Kendiler için de söylemiştim. Yerden yakaladın Gürcan abi.